Fakat bu da çok konuşuluyor yani dünyada da arttığı için mi bizde artıyor yoksa bizde biraz daha fazla mı artıyor Ege Bey? E bu bizde biraz daha fazla arttı zaten rakamlardan belli zaten. Yani hani şimdi e, bir de şöyle şeyler yapılıyor onu da söyleyeyim ya. Şimdi e, Amerikan enflasyonu işte hedefi 2% 2'lik hedefinin altındaydı şimdi 7'lere doğru çıktı işte. E, işte 2'den işte 1'den 7'ye çıktı yani, Amerikan enflasyonu. Eee bizde ise işte 18'de 19'larda yavaş yavaş 36'ya geldik. Şimdi de önümüzdeki ay 3 Şubat'ta göreceğiz ki o bir 42'lere 43'lere 45'lere doğru gidecek. Hı hı. Bakalım orada kalacak mı? Ne kadar kalacak? Daha da yukarıya çıkacak mı? Ama şunu da biliyoruz ki 3 aşağı e, 5 yukarı Sayın Bakan da zaten bunu bu şekilde söyledi. Yılın ikinci, e, yılın ikinci yarısından sonra ancak enflasyonda düşüş olur dedi. Dolayısıyla demek ki 42'ler 43'lerde e, ya oralarda kalacak ya da daha, daha yukarıya oraya doğru gitmeye başlayacak ki düşüşü ancak ve olabilirse yani ya da bir şey olursa e, ikinci yarıdan sonra göreceğiz. Bu net olarak bütün dünyanın çok daha üzerinde bir enflasyon oranı bütün dünya, yani belki birkaç tane ülke vardır bilemiyorum yani şu anda yapmadım ama yani hani bizim karşılaştırmak istediğimiz dünyanın yani e, bakmak istediğimiz dünyanın çok net olarak çok çok üzerinde enflasyon oranları. Peki, yani bu, bu dünyanın bu, etkisinden hı. dünyadaki evet. yükselişle paralel sebeplerden mi oldu? Bize has sebeplerden İkisi mi? İkisi de var ama bizim kendi e, burada katkımız büyük bu enflasyona. E, yani dünyadaki tabii enflasyonunda bize elbette bir şeyi var bütün dünyada doğal olarak. Bir, mesela enerji fiyatları konuştunuz işte hı hı. bu tamam dünyadan gelen kısmı bize elveriyor. Tedarik zincirlerindeki problemler. Tedarik zincirlerindeki problem yani. Tedarik zincirlerinde problem olduğu için klasik. dolayısıyla oradan gelen şeyler, bütün bunlar bizim arz şoku dediğimiz tarafta arz üretimle ilgili problemlerin fiyatlara yansımasıyla oluşmuş olan şeyler. Ama bizim yani buradan bizim kendi para politikamızın kur üzerinde yaratmış olduğu bu şoklarla birlikte gelen etki değil mi? biraz önce de konuştuğumuz gibi size enerji fiyatları işte diyelim 5 dolardan 20 dolara çıktı. Güzel ama sizin TL cinsinden bunu hissedişiniz de e, paranızı da %100 değer kaybettirirseniz 20 dolardan bu size yani onun de TL olarak da bir o 20 doları iki katına TL olarak katlıyorsunuz içeride. E, bu tarafı bize ait. E, yani hani onu açarız isterseniz. Yani bu bu kur şoku e, bu kur şokunun, ben bizim para, direkt olarak bizim para politikamızla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Başka pek burada bizim bize katkıda bulunan yok. Para politikamız dediğinizde yok. Merkez evet. Bankası'nın faiz evet, düşürmesi, evet. yeni ekonomi planı evet, denen evet, şeyin evet, bir evet. sonucu bu enflasyon. Tabii diyorsunuz. tabii. Elbet. Ben net olarak. Yani ben öyle söylüyorum. Yani tabii ki bu benim görüşüm. Yani bu enflasyondaki en azından yükselişi daha sonrasına gitmeye gerek yok. Çok fazla tartışmaya gerek yok. Eylül ayında e, indirmeye başladık e, faizi. 14-19'dan 14'e kadar geldik eylül ayı itibariyle tek tek üzerinden gideriz eylül ayı itibariyle şu anki ekonomi politikasının yeni ekonomi politikasının e, baktığı parametrelerde dahil olmak üzere nereye bakarsanız bakın ekonomik görünüm çok çok daha iyiydi daha fazla e, büyüme açısından da öyleydi ihracat açısından da baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı öyleydi bunları konuşuruz daha sonra. Dış ticaret bakımından da öyleydi. Efendim enflasyon olarak çok çok daha iyiydi. Hatta yıl sonunda enflasyonu daha indirmeyi düşünüyorduk. Eylülden itibaren yıl sonuna doğru geleceği yer. E şu anda enflasyonun gideceği yer belli değil. Onu konuşuyoruz. Yani 36'yı görmüş durumdayız. 18'i göreceğimiz faiz e, faiz indirimine başlamadan evvel yıl sonu enflasyonu 18'ler, 18.5'lar diye tahmin ederken 36.5'a geldik. 50'ye doğru gideceğimizi hesaplıyoruz enflasyon üzerinden. Bunun şeyi e, bunun sorumluluğu faiz indirimlerine, para politikası üzerinde net olarak yani bu rakamları koyduğunuz zaman başka bir şey çıkmıyor zaten ortaya. Kur üzerindeki yani şok da belli. Yani faiz, evet. enflasyon, sonuç tezi en azından şu anda tam tersi olduğunu mu görüyoruz? E, evet öyle görüyoruz. Yani bu net. Yani rakam meydanda işte faizi indirdik Eylül ayında. Herhangi e, olumluya giden bir parametre var mı? Yok. Bekleyin değişecek diyor iktidar. E, ne kadar beklersek değişme olasılığı var ya da hiç yok mu? E, şimdi şöyle bir tez o. Yani ben olabileceğini düşünmüyorum. Yani deniliyor ki kısa vadede evet enflasyonu arttırdınız. Kurda tabii ki bu şeye bağlı olarak arttı. Zaten kur enflasyonla ilişkili zaten hadi o tarafa girmeyeyim. Şu, şunu diyoruz biz kısa vadede enflasyon arttı ama uzun vadede enflasyon düşecek. Neden? Çünkü uzun vadede üretim artacak. Üretim arttığı için dolar arttı. e, üretim aynı zamanda da ihracatla daha fazla dolar getiren dolar bollaşacak. Dolar bollaştığı için zaten e, kuru stabilize edeceksiniz ki zaten şu anda kur korumalı mevduat bunu yaptı da zaten kuru stabilize etti. Oradan o tarafı kontrol altına alacaksınız enflasyon tarafında. Eee kurla ilgili bir sorununuz olmayacak. Ee, o zaman maliyet çok yemeyeceksiniz enflasyonun üzerinde. Ee, öbür taraftan da e, bir taraftan da üretimi arttıracağız hani uzun vadede turist gelecek, çünkü gel. o da o da o da şeyi e, turistin gelmesi de doları bollaştıran şey. Üretimi de e, uzun vadede bu şekilde arttıracaksınız. Neden? Çünkü ucuza negatif reel faizlerle kredi veriyoruz. Herkes işte bu şekilde alacak. Ve böylece de uzun vadede enflasyonu düşüreceğiz. Evet. İktidarın temel tezi tam olarak özetle bu. Tamam, tamam. Şimdi bunun olup olmayacağından bağımsız olarak ben şunu sormak istiyorum burada. Diyelim ki bu olabilir. Bence... Çok iddialı bir şey, ee, yani konuşmak lazım üzerine birazdan konuşurum ama oraya gelmeden evvel ben şu soruyu sorayım önce o zaman. Madem böyleydik, peki Eylül'de faiz indirmeden evvel bunların hangisi eksikti? Bu dediğimiz şeyin hangisi eksikti? Hiçbiri eksik değildi, çok daha aynı, avantajlı durumdaydık. Aynı üretim aynı üretiyorduk, üretiyorduk. Şey Ay, ihracat. Dış ticaret çok daha iyi durumdaydı. 3 ay üst üste cari işlemler fazlası veriyorduk Eylül'e kadar. Peki bu politikaya evet. geçirdikten sonra, sonra dış ticaret azaldı mı? E, e, dış ticaret açığı vermeye başladı. Açığı vermeye. Evet. Neden? Çünkü Size de yani onun nedeni arada. şu bence. Hı hı. Bir an evvel kur artacak telaşıyla herkes ithalatını... bir ...madde e, yani ithalat üretimine kullanacağı ithalatı öne çekti. Öne çektiği için... İthalat hızla arttı, ihracat o kadar hızla artmadığı için dış ticaret açığı bozuldu. Yani şimdi bakın bunu bu dolar yükselmeden ben mal stoğu evet, evet. alayım, dolar evet, yükseliyor evet, deyip ithalata evet. yüklendi sanırım. Evet, işte. evet, evet. Ama şimdi bak bu tarafı bu tarafı bir tarafa bırakalım. Bu çok önemli değil çünkü bu düzelecek. Yani bu geçici olduğu için dış ticaret fazla vermeye doğru gideceğiz biz zaten. Benim demek istediğim şu zaten dış ticaret fazlası veriyorduk faizi indirmeden evvel. 3 ay üst üste dış ticaret fazlası vermiştik ve eğer bu yapılmasaydı bu ithalat öne çekme hareketi yapılmasaydı biraz da burada enerjinin de payı var. Evet onu da katmak lazım. Ama yapılmasaydı biz bu patikaya devam edecektik zaten. Dış ticaret fazlası verme patikasına devam. Üretim zaten ekonomi son derece canlıydı. Yani faizler 19 düzeyindeydi. Zaten enflasyonda 18'ler düzeyindeydi. Yaklaşık 1 puan pozitif bir faiz vardı. Belki de bazen enflasyon daha da yukarı gidebiliyor olabilirdi. Neyse önemli değil. Pozitif sıfır faiz ve düzeyinde yaklaşık bir pozitif faiz... ...ya da eksi bir faiz düzeyinde gidiyorduk ve ekonomi son derece canlıydı. Yani yatırım vesaire açısından öngörülebilirlik son derece fazlaydı önümüzde. Ve yatırım için çok daha elverişli bir ortam mevcuttu. Yani şu anda önerdiğimiz şeylerin... Hepsi o zaman da vardı. Kur bu kadar değer kaybetmemişken o zamanlar 8,5'lar düzeyinde bir kurla bunu yapıyorduk. Yani biz bunu yapmasaydık bu dediklerimizi bu şu anda önerdiğimiz bu yeni ekonomi politikası olarak dediklerimizi çok daha olumlu koşullarda yapabiliyor olacaktık. Bunun önünde hiçbir engel yoktu. Bu faiz indirimleriyle zaten yolunda şöyle ya da böyle orayı da tartışırız o ayrı bir biçim ama sizin koyduğunuz şu anda koyduğunuz hedefler açısından yolunda giden bir rayı niye bozdunuz? Niye bozduk? Üstüne üstlük. Niye bozduk? Yani hani bana bir tane bu konuyla ilgili olarak yani tatminkar ben bir cevap bulamadım. Çok araştırdım. Yani gerçekten. Yani bu konuyu benim bu sorduğum şekliyle e, bu başarılı olur olmaz o ayrı bir mesele. Hı hı. Yani zaten bunu okur düzeyinde yapıyorduk. Yani hani faizi indirip kuru yukarı doğru sıçratalım böyle daha böyle bir ihtiyacımız yoktu. Reel kur zaten yeterince değer kaybındaydı ve dış ticaret zaten CTC olumlu olarak rekabetçi gidiyordu. rekabetçiydi. Zaten yeterince rekabetçiydik. Sonuçlarını da alıyorduk zaten. Ki yatırım yapmak için de ortam bakın yatırım sadece Negatif reel faiz de olmaz yani tamam şunu diyebilirsiniz bakın şimdi biz bunu yaptık ama o zamanlar negatif reel faiz yoktu sıfırdaydı reel faiz Yatırır şimdi reel faizi öyle bir hale getirdik ki insanlar yatırmıyor. hayır o da olmuyor bakın.